Türkiye'nin şu andaki durumunu nasıl görüyorsunuz? Yani biz hani yakalayamadık diyoruz eskiden beri. Hala bu Batı'yı biz yakalayamayacak mıyız? Yani Türkiye'deki gelişmeleri bazılarına göre işte Türkiye çok gelişti, ileri demokrasiye geçtik. Bazılarına göre diktaya doğru gidiyoruz gibi görüşler var. Dışarıdan bu nasıl gözüküyor? Siz nasıl görüyorsunuz Türkiye'nin durumunu? Bu konuda açıkçası benim de endişelerim var. Aslında insan hakları evrensel beyannamesinin koşullarını daha Türkiye'de bunun özümsenmesi için epeyce mesafe alınması gerektiğini düşünüyorum. Ben Atatürk'ün şeyiyle konan din ve vicdan özgürlüğünü çok önemsiyorum. Tabii din ve vicdan özgürlüğünün arkasında onun şey esas gücü olarak da laiklik prensibini çok önemsiyorum. Din ve vicdan özgürlüğünü ben şöyle önemsiyorum. Herkesin dini inancında kendisi ve vicdanına karşı sorumlu olması gerektiğini ve başka bir insanın başkasının dini inancını sorgulama hakkını olmadığını düşünüyorum. Halbuki Türkiye'de birçok insanlar dini inancı açısından sorgulanıyor ya da aşağılanmak isteniyor, farklı şekilde müdahale edilmek isteniyor. İnsanlar iktidar bile bunu kullanıyor, kullandığını düşünüyorum ben. Kullanıldığı zaman da halktan insanlar buna seyirci kalıyorlar. Ben bunu da tehlikeli buluyorum. Avrupa ile belki demin sorduğunuz bir sorunun cevabının bir yönü de bu. Hiç kimseye orada dini inancından dolayı ya da milliyetinden dolayı ya da cinsiyetinden dolayı ya da mezhebinden dolayı kimse kimseyi aşağılayamaz, hor göremez. Bu kanunlarla yasaklanmıştır. Ve çok ağır cezalar verilir. Ayrıca Fransa'da çoğu kere şayet böyle bir şeye düşmüşseniz etrafınızda sizi destekleyen çok insan bulursunuz. Belki bazen bir devlet dairesinde bir polis tarafından bir şekilde böyle ırkçı ya da işte din ve vicdan özgürlüğüne ters düşen bir davranışla karşılaşabilirsiniz. Dediğim gibi her ulusta, her ülkede her türden insan olur. Ama böyle bir haksızlığa düştüğünüz zaman sizi hiç tanımayan birçok insan sizin arkanızda durur ve gerekirse kavgaya bile varsa mesele oraya kadar sizin destekçiniz çok olur. Benim sonuç olarak ülkede demokrasinin yerleşmesinin olmazsa olmaz koşulu halkın demokrasiyi, insan haklarını, din ve vicdan özgürlüğünü özümsemiş olup bunu savunması olduğu zaman gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Bu da henüz Türkiye'de çok cılız, çok gelişmemiş durumda. Her şeyde din meselesi konuşuluyor. Her şeyin önüne din konuluyor. Halbuki bu herkesin kendi vicdanıyla, kendi iç dünyasıyla halledebileceği bir sorun olduğunu düşünüyorum. Evet, öğretmenim tam bu noktada şimdi Türkiye'nin en önemli sorunundan bir tanesi birçoğumuza göre de böyle bu Güneydoğu sorunu veya işte Kürt sorunu bu 30 yıldır kanayan bir yara. İşte Aleviler aynı şekilde devlet imkanlarından ya da işte eşit vatandaş olmadıkları gibi iddiaları var. Böyle bir sorunu varsayalım, Fransa'da bu sorun doğdu. Böyle bir sorun varsayalım, içinde buldular Fransızlar böyle bir sorunu. Bu nasıl çözeceklerdi? Yani diyelim ki burası Fransa. Şimdi bu iki soruna Fransızlar nasıl bakıyorlar? Nasıl çözülür yani? Ya da Avrupa nasıl bakıyor diyelim? Ya Fransa'ya özgü demeyelim çünkü onları Fransa'da sonuçta Avrupa'nın bir parçası. Bu böyle devam eder miydi?
Bu böyle devam etmeyecek. Ben gelecekten çok umutluyum. Gençlerden çok umutluyum. Türkiye'de daha belki işin başındayız. Birçok eksikliklerimiz olduğunu düşünüyorum. Ama bu tüm bu meseleleri aşabileceğimizi düşünüyorum. Onun için umutluyum. Şimdi bizim köyümüzde Kastniye'de bir şöyle baktığımız zaman bizim gençlik dönemimizdeki eğitim seviyesi, okur yazar seviyesiyle bugünkü şey çok farklı. Yani biz belki de bizim köyde işte bir Hilmi Kurt vardı, öğretmen okumuş. Latife Büyük vardı. Başka bir kimseyi de yine Hilmi Aksoy ve Rahmi Aksoy bir ölçüde. Belki lise bitirmişler. Enis Abi vardı. Enis amcanın oğlu. Hepsi bundan ibaretti. Okur yaz eğitim görmüş insanların ama ilk yaygın eğitim bizim jenerasyonumuzla başladı. Ve bunu da iftiharla söyleyebiliriz ki o dönemlerde kızlar bile okumayanları istemiyorlardı evlenmek. Öyle bir yaygınlık vardı, yaygın eğitim. Ve bugün bu Bursa'da çeşitli devlet dairelerinde ya da bir yerlerde baktığımız zaman hep Kastniyeliler eğitimli, üniversite okumuşlar. Tabii ki bu iftihar edilecek bir şey. Türkiye genelinde de bu kadar olmasa da buna yakın şeyler görebiliyoruz. Bu da gelecekten umutlu olmamız için başlı başına bir sebeptir. Ama Fransa'daki bugün bizim yaşadıklarımızın çok koyusu Fransa'da Orta Çağ'da yaşanmış. Orta Çağ'da din savaşları olmuş. Ortodokslar, Katolikler birbirini öldürmüş. İşte herkesin bildiği gibi Engizisyon mahkemelerinde papazlar aydın fikirli insanları, bilim adamlarını kimilerini öldürmüşler. Kimileri işte zar zor hayatını kurtarmış. Ama bilim insanları buna karşı can pahasına bir mücadele vermiş ve Rönesans reform hareketleri olmuş. Dinde yenilik, sanayide, demokraside işte Fransız ihtilali olmuş. Dini artık din ve vicdan özgürlüğü pratikte oturmuş. Çünkü o kadar birbirlerini öldürmüşler ki artık acıdan millet olgunlaşmış ve buna çare olarak, ilaç olarak da laikliği bulmuşlar. Senin dinin, inanışın sana özel, benimki bana özel. Artık Avrupa'da kimse kimsenin ne dinini ne mezhebini tartışmıyor. Herkesin özeline bırakılıyor bu. Ha, birçok kimse belki şunu diyebilir ki Avrupa'da Hristiyan Avrupa'dır. Evet, Avrupa Hristiyan Avrupa'dır. Bu esas olarak kültürel olarak tabii ki nasıl ki Türkiye'de birçok insan işte Müslümandır, inanandır, inanmıyor bir şey ama Türkiye şu yanlış olmaz. Türkiye kültürel olarak bir İslam ülkesidir. Avrupa'daki ülkeler de Hristiyan ülkesidir ama bu kültürel olarak Hristiyan ülkesidir. Şunu söyleyebilirim, bir liberal gazetesinin anketi elime geçti Fransa'da. Fransa'da tam olarak dine inandığı için Hristiyan, Katolik Fransa'nın daha yaygın olan mezhebi %11. Diğer kalanı tamamen kültürel olarak işte yaşadığı topraklarda yüzyıllardır yaşanmış kavgası olmuş, şu olmuş, bu olmuş. %11 inanan tespit edilmiş o anketin sonuçlarına göre. Kalanlar da işte yine kültürel olarak etkilerini hisseden insanlar. Daha bilahare biz de böyle olmak zorundayız. Başka bunun çıkış yolu da yok. Yok, inşallah. Evet. Herkesin dinini, inanışını kendisine özgü, özel bırakmak ama insan hakları ve demokraside ortak paydalarda davranmalıyız. Daha mutlu ve beraber barış içinde yaşayabilmek için diye düşünüyorum. Evet. Öğretmenim, son olarak Karsniya.com'da bir köşe yazarmışsınız aynı zamanda. Köyümüzle ilgili, geçmişimizle ilgili birçok şeyi bilmediklerimizi diğer yazarlarımız gibi sizden de görüyoruz.
Oradaki köşenizle ilgili, yazılarınızla ilgili veya karsnio.com'la ilgili düşüncelerinizi de alabilir miyiz? Ben karsnia.com'u duyduğum zaman çok çok heyecanlanmıştım. Halen o heyecanı duyuyorum. Ve orada da bazı yazılarımın çıkması da çok hoşuma gidiyor. Daha güzel bir şeyler yazabilmek için de bir gayrete giriyorum. Onun için bazı araştırmalar yapma ihtiyacını da duyuyorum. Ben köşe yazarlığı falan bu çok iddialı bir şey ama köyden yaşadığım zamanla, zaman kesitiyle ilgili de gördüklerimi, duyduklarımı yansıtmak istiyorum. Benden bir izler kalsın istiyorum. Ya da o izlerde benim görüşüm, işte gördüklerimin geleceğe aktarılmasını amaçlıyorum. Karsnia.com'u bulmadan önce ben yazmaya başlamıştım. Alıyordum kalemi. Ben elle yazmayı çok seviyordum. Çünkü yeni şeylere öyle yazmada zorluk çekiyordum. Aynı anda düşünemiyordum. Çala kalem yazıyordum. Epeyce de yazmıştım. Karsnia.com çıktıktan sonra da orada önemli bulduğum, paylaşmak istediğim bölümleri biraz daha köşe yazısına çevirerek sana gönderiyorum. Teşekkür ediyorum. Bunun için de çok önemli bir işler yaptığını düşünüyorum Karsnia.com'un ve Karsnia Derneği'nin sitesinin de bu kadar çalışmasını istiyorum aslında. Arzu ediyorum. Belki birbiriyle rekabet etmelerini de arzuluyorum ben. Rekabet olduğu zaman gelişme olur. Her tarafın yazarı, çizeri ya da birkaç tane daha çok yazar çıkar. Ben Karsnia'da birçoklarının kitap yazdığını memnuniyetle görüyorum. Şiir yazan yeni gençleri duyuyorum. Ama Karsnia Derneği'nde bu güncellenmesinde eksiklikler olduğunu ya da yeterince işletilemediğini düşünüyorum. Ama o da bu kadar şey olsa, bir rekabete girse ve daha güzel şeyler okuyabilsek daha çok iyi, güzel şeyler olacağını da düşünüyorum. Evet. Öğretmenim, sizden öğreneceğimiz bilgiler bu zamana sığmayacaktır. Çok büyük bir zevkle köşe yazılarınızı yine karsnia.com ziyaretçileriyle beraber takip edeceğiz. Bundan sonraki yaşamımızda da nice güzel yazılarınızı orada görmek isteriz. Bize verdiğiniz bilgileriniz için çok da teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki hayatınızda da sağlık, mutluluk, dolu günler diliyoruz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim bu imkanı verdiğiniz için. Çok sağ olun.